yeni bir custom object ekleyelim. Daha önce bahsetmiştim. Object Manager'dan gelip bütün objektleri görebiliyorsunuz. Şu anda gördüğünüz bütün objektler custom değil standart objektler. Zaten standart olduğunu buradan görebiliyorsunuz. API name'den bahsetmiştik. Benzersiz. Eğer siz custom object eklerseniz underscore, double underscore c sonuna ekleyecek. Siz oradan standart mı custom mı olduğunu Görebiliyorsunuz, göreceksiniz. Şimdi isterseniz e, ilk objektimizle başlayalım. Trim IT Akademi artık e, veri toplamaya başlasın. E, o şekilde ilk objektimizi oluşturacağız. Nereden oluşturuyoruz? Aynı şekilde tekrar diyorum setup'a giriyorsunuz. Setup'a girdikten sonra burada Home'un sağ tarafında Object Manager'ı göreceksiniz. Object Manager'ın içinde New Object kısmı var ya da eğer buradan kurmak istemiyorsanız sağ tarafta create var. Create'in içinde custom object var. İsterseniz buradan kurun, isterseniz buradan kurun fark etmiyor. Aynı pencere açılacak. Ben buradan kuruyorum. New object diyorum ve ilk objektimi kuruyorum arkadaşlar. İlk formumuzu yapıyoruz. Yani formdan başka bir şey düşünmeyin. Ve kafanız karışmasın. Object denince aklınıza form gelsin. Öğrenci ekleme formu ya da iş başvuru formu olabilir. Netflix'e kaydolma formu olabilir. Aklınıza form gelsin. Şimdi ben ilk objektimi ekliyorum arkadaşlar. İlk objektimin adı student olacak. Student şeklinde ekliyorum. Bu bizim objektimizin adı. Çok Sadece görünüş. Bir yerlerde siz objektinizi görmek istiyorsanız bu isimle göreceksiniz. Ve bazı yerlerde sizin objektiniz çoğul olarak gözükmek e, gözükmesi gerektiği için hani bazen student bazen students yani çoğul e, şekli de size lazım olduğu için obje kurarken objektinizin çoğul ismini de ekliyorsunuz. Yani students şeklinde eklemeniz gerekiyor. Çünkü bazı yerlerde kullanılıyor. Diyelim ki yani one student dese bir öğrenci olabilir. Ama birden fazlaysa 5 student demek olmaz. Yanlış olur. 5 student olmaz. S bitmesi gerekiyor. O yüzden e, bu objektimizin çoğul kısmı da bazı yerlerde kullanıldığı için çoğul kısmında girmemiz gerekiyor. Ondan sonra start with vowel. Yani ünlüyle başlıyorsa bunu işaretlemeniz gerekiyor. Neden? Çünkü bazı yerlerde, İngilizce'de biliyorsunuz e, a student şeklinde yazılan ifadeler bu student değil de apple olunca en apple olması gerekiyor. Şimdi bizim objektimiz eğer ünlüyle başlıyorsa başına a koyması doğru olmaz. Başına en, en koyması gerekiyor. O yüzden ünlü olduğunu belirtirseniz o zaman başına otomatik en koyar. Ve kramer olarak hata olmamış olur. Ama siz bunu seçmezseniz o zaman kramer olarak bazı hatalarla karşı karşıya kalacaksınız. Eee eğer sizin hani diyorum e, objektiniz ünlüyle başlıyorsa o zaman e, başına n koymayacak e koyacak. O da yanlış olacak kramer olarak. Evet. Daha sonra devam ediyoruz. Object name'imiz genelde otomatik kendisi seçiliyor. Kendiniz yazmanız gerekmiyor ama çok önemli. Bu e, burada yazıyor zaten. Object name is used when referencing. Yani siz bu objekti farklı alanlarda kullanmak istediğiniz zaman ismini bilmeniz gerekiyor. İsmi bu. Burada student görseniz bile bu kaydolduğu zaman student underscore şu şekilde student double underscore c şeklinde kaydolacak. Yani siz burada gördüğünüz isim sizin objektinizin ismi değil. Kaydolduğu zaman otomatik underscore underscore c olarak kaydolacak. Onu da size göstereceğim. Devam edelim. Ee, burada çok işiniz yok. Aşağı doğru devam ediyoruz. Siz obje kurduğunuz zaman alanlardan bahsetmiştik. Hani bilgi toplamak için student name olur. Student first name, student last name, email, phone. Bunlar olabiliyor ama ilk obje kurarken bir tanesini size kendi veriyor. Yani en azından bir alanı kendiniz kurmanız gerekiyor. Bu da sizin objektinizin e, tıklanabilir alanı oluyor. Yani bu e, objektinize geldiğiniz zaman şuradan göstereyim tekrar. Servise gidiyorum. Diyelim ki kontaklara geliyorsunuz. Kontaklarda şu şöyle tıklanabilir e, alanlar var. Yani title'a tıklayamıyoruz görüyorsunuz tıklayınca bizim kontağa gitmiyor ama e, sol tarafta herhangi bir kontağa tıkladığın zaman bir bu kontakla alakalı bütün bilgiler geliyor. Yani kontakın ana sayfası geliyor. Bu, bunu sağlayan sizin obje kurarken eklediğiniz ilk alan. Tek bir alan eklemeniz gerekiyor bu mecburi. O yüzden biz record name kısmına student name yazabiliriz. Sudun bizim ilk alanımız ve bunun türü text yani yazı. İsterseniz e, farklı alan da ekleyebiliyorsunuz. İki tür alan var. Biri text, biri de auto number. Auto number hatırlarsanız bazı tablolarda ID diye bir şey var ve kendisi artarak devam ediyor. Siz diyorsunuz ki birden başlasın. O ile başlıyor, otomatik kendi değişiyor. 2 3 4 5 böyle otomatik değişiyor. Yani öğrencinin mesela sıra numarası olabilir, öğrencinin kayıt numarası olabilir. Bu sürekli kendi değişiyor. Kendi değiştiği için sizin onu eklemeniz gerekmiyor. Otomatik kendi ekleniyor. Eğer öyle bir şey istiyorsanız Auto Number'ı seçiyorsunuz. Bununla alakalı örnek yapacağız. Şu anda Auto Number'a dokunmuyorum. Student Name olarak e, ve Text olarak bunu seçiyorum. Daha sonra şöyle bir durum var. Siz bu objekle alakalı ileride raporlar hazırlayacaksınız. Aktiviteler olacak, trackingler olacak. O yüzden şimdiden buradaki optionları seçenekleri seçebilirsiniz. Daha sonra kullanma adına e, bu burası da önemli. Deployment status. Bu objektiniz sisteme eklenmiş, eklensin mi? Yani e, development olarak kalsın mı? Yani gelişen. E, yani publish yapmayacak diyelim. Onu e, Türkçesine eyleyeyim eğer siz bu objeyi kullanmak istiyorsanız yani org'da kullanmak istiyorsanız herkesin görmesini istiyorsanız herkesin bu objeyi kullanıp öğrenci eklemesini istiyorsanız bunu deploy yapmanız gerekiyor. Search olarak e, ekleyelim mi? Yani search search aramaya izin verelim mi? Görüyorsunuz yukarıda search setup var. Oradan aradığınız zaman bu obje karşınıza çıksın mı? Evet çıksın diyorum ve bunu ekliyorum. Ondan sonra biz bunu save yapabiliyoruz. Objektimizi save yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Yeni bir obje eklemiş olduk. Şimdi obje manager'a geldiğiniz zaman ve buradan last modify'a tıkladığınız zaman sizin custom objektini görebiliyorsunuz. Artık standart objektlerin dışında görüyorsunuz. Standart objektlerin dışında custom objektimiz de var. Peki custom object ile standart object arasında ne fark var? Ona bakalım. API nemlerde büyük bir fark var. Sizin standart objectlerde normal isimler varken custom objectlerde underscore underscore c var arkadaşlar. Bu çok önemli. Student underscore underscore c olarak kaydoluyor. Siz student'u değiştirebilirsiniz. Bunu farklı isimlerle kullanabilirsiniz. Yarın öğrenci yapabilirsiniz. Ya da ee, farklı kendi de yapabilirsiniz ama API name student underscore underscore c olarak burada kalıyor. Peki bunu değiştirebiliyor muyuz? E, custom objectleri edit yapabiliyor muyuz? Düzeltebiliyor muyuz? Evet düzeltebiliyoruz. Diğerlerinde böyle bir option yok görüyorsunuz. Standart objectlerde böyle bir option yok ama e, custom objectlerde böyle bir seçenek var. Edit ya da delete yapabiliyorsunuz. Edit yaptığınız zaman ee, yine bütün bilgileri buradan değiştirebiliyorsunuz. Yani object name'i değiştirebiliyorsunuz ama burada dikkatli olmanız gerekiyor. Label'ı, etiketi her zaman değiştirebilirsiniz ama object name'i değiştirmeyin. Object name'i değiştirdiğiniz zaman eğer farklı yerlerde bu kullanılıyorsa, referans olarak kullanılıyorsa bazı hatalarla karşılaşabilirsiniz. O yüzden işin başında object name'i değiştirebilirsiniz ama sonlarda, ortada kesinlikle değiştirmeyin. Evet bu şekilde bir custom object eklemiş olduk. Custom object nasıl eklenir size göstermiş oldum.